Bak şimdi, bak bak bak. Adam Amsterdam'dan YKS'ye çalışacak arkadaşlar için video çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Evet, merhaba. Gerçekten Amsterdam'da değiliz aslında. Pardon, Hollanda'dayız. Hollanda'dan şu anda Bremen'e geçiyoruz. Ufak bir ara verdi otobüsümüz. Ondan dolayı ben de buradan fırsattan istifade bir video patlatayım dedim hemen. Konumuz ne? Konumuz günlük rutin. Günlük rutinim nasıldı? Çok fazla soru geliyor bununla alakalı. Yani gününü nasıl planlıyordun? Hani bize anlatıyorsun babacığım ne yapıyorsun, ne ediyorsun ama sen ne yapıyordun? Nasıl bir şeyler yapıyordun? Ben bunu bütün detaylarıyla aktaracağım şimdi. Ben şöyle söyleyeyim. Tek bir günüm yoktu benim. Yani 360 gün boyunca bu sistemi uyguladım diyemem. Birkaç tane ayrı gün çeşitlerim oluyordu. 4 tane ayrı gün çeşidim oluyordu. Onun dışında yaşanan şeyleri ben doğaçlama yaparak bir şeyler ekleyip çıkarttırdım bu 4 çeşide. Şöyle söyleyeyim. Bir tanesi bizim 15 tatilden önce. Diğer iki tanesi de 15 tatilden sonra olmak üzere. Şimdi ilk ikisinden bahsedeyim. Yani aslında ilk ikisi şu anda senin uygulayabileceğin, benim uygulamış olduğum sistemler. Birinci çalışma günüm şöyle. Okula ve dershaneye gittiğim zamanlar bunu uyguladım. Yani sabahleyin ben kalkıyordum abi. İşte sonrasında saat 7.30 gibi kalkıyordum. Kahvaltımı yapıyordum. Okula gidiyordum. Okulda işte derslerimiz başlıyordu zaten. Organik, işte türev, limit, integral. Bu gibi temel konuları ben okuldan dinliyordum. O sırada önümde bir tane test kitabı oluyordu benim ama her zaman. Çünkü hocanın bazen muhabbete dalma ihtimalini göz önünde bulundurarak elimde testler olurdu benim. Hoca bir şey anlatırken ben arkadan da test çözüyordum aynı zamanda. Verimli geçiriyordum yani okulu bu konuda. Okulu verimli geçirmek önemli yani, onu söylemeye çalışıyorum. Sonrasında okul bitiyordu. Sonrasında bir yemek yiyordum arkadaşlarla. Bir ev yemeğimiz oluyordu her banko. Orada bir saat takılıyorduk. Dershaneye geçiyordum ben. O sırada dershanede bittiğinde saat 7.30-8 gibi ben eve geliyordum. 8.30 gibi. İşte 1.5 saat falan takılıyordum. Saat 10'da falan derse oturuyordum yani. 1.5 saat çalışırsam. 1.5-2 saat çalışmaya çalışıyordum. İlk zamanlarda çok zor oluyordu bu benim için. Yani olduğu kadar 1 saat falan çalışıyordum. Saat 12 gibi de yatıyordum. Benim günüm genel anlamıyla böyle geçiyordu. Bir çeşit günüme geçecek olursam. Onlarla alakalı şunu söyleyebilirim. Okula ve dershaneye gitmediğim zamanlar bu. Yani işte evde kaldığım zamanlar yani. Pazar günleri genelde oluyor. Genel çünkü ben hep okula ve dershaneye gidiyordum. Her gün oluyordu. Pazar günleri olmuyordu. O zaman da 6 ila 8 saat arası çalışıyordum. Bazen evde, bazen kütüphanede, bazen dershanenin kütüphanesine giderek çalışıyordum. 6 ila 8 saat arasında çalışıyordum. Onda zaten nasıl çalıştığımla alakalı hani genelde deneme çözümü ve işte geçen haftadan öğrendiğimiz konuların tekrar şeklinde ilerliyordu. Daha işte haftada bu zamanla TET denemesi çözmedim ben. Çözdüğüm zaman bölüm denemesi çözüyordum. TET denemelerini çünkü daha o kadar sık çözmem gerektiğine inanmıyordum. Yani sonrasında bayağı bir arttı bu, öyle söyleyeyim. Evet, iki çalışma günüm böyle. Şimdi diğer ikisinden bahsedelim. Yani artık işlerin sertleşmeye başladığı... Lan döneyim de otobüsü kaçırmayalım. Heh. Döndüm, tamam. İşte diğer iki çalışma sisteminden de bahsetmek istiyorum. Şey sonrası yani 15 tatil sonrası olan çalışma sistemlerim nasıldı. Şimdi bu ikisi de gene aynı şekilde okula ve dershaneye gittiğim bir gün. Bir de ikisine de gitmedim, evde kaldığım boş günlerim. Onda nasıl olurdu? Ben artık şöyle söyleyeyim buna. Şimdi onlar da şöyleydi, şeyi fark ettim. Şimdi ben artık gece de çalışmam gerekecek diye düşünmeye başladım. 12 benim için yeterli değil yani. Bana yetmiyor 12 saat şey yapmak. O yüzden şöyle bir kafaya girdim. Benim artık gece de çalışmam lazım. Ve gece çalışınca sabah erken kalktığım için uyuyamıyorum abi düzgün. O zaman ne yaptım? Sabahleyin kahvaltıyı kestim. Sabahleyin kahvaltıyı evde yapmam. Yarım saat daha uyuyorum. 8'de kalkarım. Arabada yaparım. Ben arabayla gidiyordum okula. Babam bırakıyordu. Arabada yaparım kahvaltımı. Yarım saat uykuda bana kar olur diyordum. Öyle yaptım. Şimdi yarım saat bir uyku kazandım. Gece 2'ye çektim çalışma saatlerimi. Şimdi ondan bahsedeceğim. Sabah 8'de kalkıyordum ben. Sonrasında sabah 8'de kalktıktan sonra gene fix okula gitme. Orada hatta işte şey soruları başlıyor. İkinci dönemde okula gitsem mi, azaltsam mı falan. Ben okula gittim. Yani genel anlamıyla gittim. Kimsenin gitmediği zamanlar da gittim. Niye gittim? İşte okul hocalar daha boş olurdu. Ve orada okulda hani belirli bir sistem oturttuğu zaman. Bundan önceki dönem oturttuğum sistemi ben bozmak istemedim. Yeni bir sistem oluşturmak istemedim, onu söyleyeyim yani. Ben bir sistemim vardı, okula gidiyordum, okulda dersimi çalışıyordum ki ben okulda iyi çalışabilen birisiydim. Yani zorlanmıyordum. Hoca anlatırken bile bir testler çözebiliyordum. Kulaklığımı takıp çözüyordum. O yüzden okula gitmeye devam ettim. Okulda testlerimi çözdüm. Yani gittim işte hocalara, bazı hocalardan özel olarak yardım aldım. Çünkü öğrenciler gelmemeye başladığı için artık istediğimiz konuları falan anlattırabiliyorduk. Öyle bir faydası bayağı bir dokundu yani o konunun. Sonrasında işte okula gittikten sonra işte yine aynı şekilde dershane ve ama dershaneyle alakalı şöyle bir şey oldu. Artık o 1.5 saatlik arayı ders çözmeye, test çözmeye ve hocalara soru sormaya ve kullanmaya başladım o 1.5 saatlik arayı. Soru çözümlerimiz vardı bizim. Yani artık yemek yemeyi, yani mesela şöyle söyleyeyim. Hani ilk fedakarlığım yemekten oldu benim. Hani dersten diyoruz ya bir şeyler yapma, bir fedakarlıklar yapman lazım hayatınla alakalı. Ben ilk fedakarlığı sınav senesinde yemekten yaptım. Yani yemek yiyorsam yemek arasını az tuttum kardeşim. Hani işte
Ya okul dersler arası yemek yiyorum 1,5 saatte. Onu yapmadım. Yemek dedim. Yanıma aldım yemeği. Ya da bisküviyle geçiştirdim. Probis aldım. Probis hayat kurtardı. Hala kurtarıyor. Ya yani probis aldım. Yedim yemeğimi. Ya öyle bir 15 dakikada hallettim. Onun yerine gittim hocalara soru sormaya koştum. Bayağı bir koştuk ya. Bayağı bir yarıştık yani arkadaşlarla. Kim önce soru soracak? Şimdi çok sorumuz oluyordu. Benim çok sorum oluyordu özellikle. Ya bu gibi küçük değişiklikler yaptım hayatımda. O 1,5 saatlik arayı da kazanmış oldum böylece. Sonra dershaneye gittim. Dershanede işçilik dersi. Eve geri döndük. Ne oldu eve geri döndük? Saat 10'da değil, saat 9'da çalışmaya başladım. Çünkü niye? Saat 4 saat çalışmak istiyordum. 4 saat çalışıp 1 saat mola vererek gece 2'de bitirmeyi planladım. Ve ben buna gerçekten genel anlamıyla uydum. Ki çektiğim videolardan da göreceksin son 100 günde. Yani hepsini saat 1'de 1,5'a falan video çekiyorum. Bu oluşturduğum sisteme genel anlamıyla uydum. 4 saat olmasa 3 saat falan çalıştım eve geldikten sonra. Yani yüksek oranda çalıştım ve gayet memnunum. Yani gerçekten ciddi anlamda çalıştım yani. İkinci dönemde artık iyice çok yüksek efor sarf ettim yani. Şimdi okula gitmedim ve dershaneye gitmedim zamanlar ne oldu peki? O zamanları da şöyle özetleyeyim. Ya benim bir şeyim vardı. 10 saat sınırım vardı. Yani ben 10 saati gerçekten başarılı olmak için yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yani yaren sen 16 saat de çalışabilirsin. Yani bu tabii ki belirli bir kıstas değil. Ama ben 10 saati yeterli görüyordum. O yüzden 10 saatin altına düşmemeye çalıştım. Hatta bir sürü videoda da söylüyorum zaten göreceksin. Yani 10 saat olduğu zaman bazen yeterli olmadı. Gene 10 saatte kaldık falan diye hayıflandığım oluyordu yani. Öyle bir artık kafaya bürümüştüm. Ama işte 10 saat çalışıyordum. Bu 10 saat nasıl geçiyordu? Ben genelde 10 saat çalıştığım günlerde 7 dersi de alırdım. En az 5 ders alırdım. Normalde ben gün içerisinde okula gittiğim zamanlar çalışan zaman en fazla 3-4 ders barındırmanı tavsiye ederim programında. Ama ben tam çalıştığım, 10 saat çalıştığım günler 7 dersi de barındırıyordum programında. 7 dersi de bakıyordum. Hepsine birer 1,5 saat bakıyordum. Güzel gidiyordu yani 12 saat, en fazla 12 saat görmüşümdür. Ama tabii ki bu 10 saatin dışında işte bir sonraki gün neler yapacağını planlama ve yanlışların kontrolü falan filan düşünme, süreci düşünme gibi şeyler yok. Yani onların içerisinde değil, 10 saatin içerisinde, 10 saatin dışarısında. Ya benim günlerim genel olarak böyle. Tabii ki gün içerisinde yaşadığın belli şeyler senin programını değiştirir, işte ne bileyim otobüs geç kalır, bir şeyler yaşanır. Ama bu hani senin bir sistemin olduğunun gerçeğini değiştirmez, yani bir şeyler yaptığın gerçeğini değiştirmez. Senin kendi yapacağın şeyler, yani kendi oluşturduğun sistem ve kendi oluşturduğun düzen her zaman sabittir. Sadece küçük değişikliklerle onun üzerine bir şeyler eklemeler, çıkarmalar yaparsın. O konuda kendini stresi sokman gerektiğini düşünmüyorum. Dediğim gibi günüm böyle, biraz gene fazla uzattık konuşacağız diye. Eğer aklında günlerimle alakalı bir sorun varsa, yani bunu da açıklasan keşke bilsen diyorsan, bir video daha patlatırım bu konuyla alakalı. Şimdi demek istediğim böyle. Birazcık şöyle etrafını göstersek. Etrafta böyle yani abi, bak görüyorsun lan, bisikletleri görüyorsun. İşte gelişmiş ülke. Neyse, bizim ülkemiz güzel. Güzel Türkiye, seviyorum. Bu arada bisiklet yolunda duruyorum. Kusura bakmayın abi. Benden bu kadar, görüşmek üzere.